Akciğer kanseri komplikasyonları hakkında şunu özellikle hatırlamanızı istiyorum. Komplikasyonların tamamı kanser kitlelerinin büyümesiyle, kanser hücrelerinin vücudun tamamına yayılmasıyla, kansere verilen bağışıklık tepkisiyle veya kanser hücreleri tarafından hormonların uygunsuz şekilde salınımıyla açıklanabilir. Bunları aklınızda tutarsanız akciğer kanseri komplikasyonlarını anlamanız çok daha kolay olacaktır. Şimdi gelin bu kategorileri ve her birinde karşılaşılan komplikasyonları ayrıntılarıyla inceleyelim. Öncelikle kanser kitlelerinden bahsedeceğiz. O yüzden şimdilik kitle dışındaki bütün başlıkları siliyorum. Evet, buradan başlayalım. Akciğer kanseri çeşitleri küçük hücreli dışı ve küçük hücreli şeklinde ikiye ayrılır. Bazı komplikasyonlar bir kanser çeşidinde diğerinden daha sık ortaya çıkar. Böyle bir durum olduğunda özellikle belirteceğim. Evet, diğer her şeyi sildiğime göre kitle konusuyla başlayabiliriz. Şimdi akciğerlere doğru yaklaşalım ve bölünmeye başlayan kanser hücrelerinden kaynaklanan sorunların görüldüğü yere daha yakından bakalım. Hücreler bölünmeye devam ettikçe tümör daha da büyür ve hava yolunu sıkıştırmaya başlar. Bu durum havanın içeri girmesini ve dışarı çıkmasını zorlaştırır. Bunu görüyorsunuz değil mi? Dolayısıyla bu durum hırıltı ve nefes darlığına sebep olur. Hava bazen tümörün ardına geçebilir ve beraberinde bazı patojenleri de taşıyor olabilir. Patojenleri yıldızla gösteriyorum. Eğer bu patojenler tümörün etrafından öte tarafa geçip dışarı atılamazsa akciğerde enfeksiyona sebep olurlar. Sonuç olarak büyüyen kitleler yakınlarındaki yapıları sıkıştırır. Anlaştık mı? Şimdi yine aynı mantığı kullanalım ve penkos tümörünün komplikasyonlarını düşünelim. Havalı bir isme sahip olan bu tümör akciğerlerin en üst uçlarında oluşur. Akciğerin kenar kısımları pek çok küçük hücreli dışı akciğer kanseri türünün büyüme eğilimi gösterdiği yerlerdir. Ve buralarda vücudun diğer bölgelerini kontrol eden sinirler bulunur. Örneğin akciğerlerin yanından aşağı doğru uzanan ve diyaframı kontrol eden sinir gibi. Ayrıca bu kas nefes almayı düzenlememize yardımcı olur. İşte burada yer alan penkost tümörü bu siniri sıkıştırarak diyaframın kontrolünü engelleyebilir. E bu da nefes almayı zorlaştırır, değil mi? Akciğerin üst ucundaki başka bir önemli sinir de ses tellerini kontrol eder. Peki bu sinir sıkıştığında ne olur dersiniz? Ses çıkarmak zorlaşır. Bu durumdaki bir hastadan hırıltılı ve kısık bir ses çıkar. Peki ya yüze giden sinirler sıkışırsa? Yüze giden sinirlerin sıkışması durumunda da Horner sendromu oluşur. Bu hastalarda göz kapakları aşağı düşer, göz bebekleri büzülür ve terleme azalır. Tüm bunlar sadece tümörün yer aldığı tarafta gerçekleşir. Çizdiğim tümör sol taraftaydı. Horner sendromu belirtileri de sol tarafta olacak. Peki, bu bölgede başka neler var? Sağ tarafta venakava superior bulunuyor. Bu büyük toplardamar vücudun üst kısımlarından ve yüzden gelen kanı kalbe taşır. Eğer kitle bu toplar damarı tıkarsa kan düzgün şekilde akamaz. Kan dolaşımı bozulur. Sonucunda biriken kan yüzde ve vücudun üst kısımlarında şişliğe sebep olur. Bu tümör biraz daha aşağıda göğüs boşluğunun biraz daha ortalarında yer alsa bile yine de vena cava superior üzerinde aynı etkiyi yaratır. Fakat bu seferki durum genelde küçük hücreli akciğer kanserinde görülür. Çünkü bu kanser çeşidi genellikle daha orta kısımlarda oluşur ve büyür. Şimdi kanserin vücudun geri kalanına yayılması konusuna geçelim. Bu durum vücutta daha farklı komplikasyonlara sebep olabilir. Örneğin kanser eğer beyne sıçrarsa, baş dönmesi veya felç gibi merkezi sinir sistemi problemlerinin ortaya çıkmasına sanırım pek de şaşmamak lazım. Peki ya kemiklere sıçrarsa? O zaman da kemik zayıflığı, kemik ağrısı, fraktür oluşabilir değil mi? Akciğer kanseri hücreleri karaciğere yayılmayı da severler. Çünkü karaciğer akciğere yakın bir organdır. Kanserin karaciğere yayılması durumunda karaciğer yetmezliğinin bir göstergesi olarak sarılık görülebilir. Böbreklerin hemen üstünde bulunan böbrek üstü bezi de yine aynı sebeple yani akciğerleri oldukça yakın bir konumda yer aldığından akciğer kanserinin hızlıca yayılabildiği bir bölgedir. Böbrek üstü bezine yayılan kanser, buradan salınan hormonların miktarını etkiler ve endokrin sisteminde diyabet gibi komplikasyonlar çıkmasına sebep olabilir. Akciğerlerin hemen yanında yer alan hilar lenf nodlarına ve göğsün ortasında yer alan mediastinal lenf nodlarına da bir bakalım. Kanser kan dolaşımıyla yayılabildiği gibi lenf damarları aracılığıyla da yayılabilir. Akciğerlere yakın olan yerlerden biri de akciğerleri tamponlama görevine sahip bir sıvı ile dolu olan ciğerlerin hemen etrafındaki şu alan ki buraya plevral boşluk deniyor. İçinde sıvı bulunan bu alanların her ikisinde de yani hem lenf nodlarında hem de plevral boşlukta kanser hücrelerine tepki olarak bağışıklık sistemi devreye girer. Ve buralardaki sıvı miktarı artar. Yani enflamasyon meydana gelir. Böyle bir durumda bu bölgelerin yakınındaki tüm yapıların üzerinde baskı oluşur. Şunu bir kez daha belirteyim. Bu bölgeler akciğerlere yakın olduklarından kanserin hızlıca yayılacağı yerler arasında güçlü adaylardır. Enflamasyondan söz açılmışken hadi gelin bunu bir geçiş olarak kullanalım ve bir sonraki başlığımıza geçelim. Öncelikle kanserin yayıldığı bölgelerden bazılarını silelim. Evet. Şimdi de kansere karşı ortaya çıkan bağışıklık tepkisi hakkında konuşalım. Vücudun herhangi bir yerindeki kanser hücreleri bağışıklık tepkisine neden olur. Bu da demek oluyor ki, enflamasyon ve sürekli yüksek ateşte akciğer kanserinin komplikasyonları arasında. İlginç bir komplikasyon da kaslarda görülür. Kaslar sinir hücrelerinden sinyal alarak çalışır. Bazı küçük hücreli akciğer kanseri türlerinde bağışıklık sistemi, Kansere karşı antikorlar üretir ve bu antikorlar nöronları da etkileyebilir. Antikorlar nöronların kaslara sinyal gönderme kabiliyetini yok eder. Bu da kas zayıflığına ve kas disfonksiyonuna sebep olur. Şimdi de son kategorimize geldik. Ee, bu konuyu size daha önce hazırlamaya başladığım bir tablo üzerinden anlatacağım. Anlattıkça tablodaki eksikleri beraber doldurabiliriz. Bu komplikasyonlar, Kanser hücrelerinin üretme kabiliyeti kazandıkları hormonlarla alakalıdır. Kanser hücrelerinin ürettikleri bu hormonlar vücudun çok hassas olan endokrin sinyal dengesini bozar. Bunlar çok nadir görülen komplikasyonlardır ama yine de yok sayılamazlar. O yüzden bunlara da değinmemiz gerekiyor. Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde görülebilen komplikasyonlardan biri, paratiroid hormonuyla ilişkili bir proteinin salınımıdır. Belki daha önce bu hormondan kısaca PTH diye bahsedildiğini de duymuş olabilirsiniz. PTH, kandaki kalsiyum düzeyini ayarlar. Kanser hücreleri sebebiyle aşırı PTH salgılanması durumunda, kalsiyumun kemiklerden çıkması ve kanda yoğun şekilde bulunması söz konusudur. Bu, kemikleri zayıflatır ve kırılmaya açık hale getirir. Küçük hücreli akciğer kanserinde ise hücreler, Antidiüretik hormon salgılamaya başlayabilir. Antidiüretik hormon ADH kısaltmasının açılımıdır. Bunu da daha önce duymuş olabilirsiniz. ADH idrardaki su miktarını ayarlar. Buraya bir böbrek çiziyorum. ADH'nin artışı idrar hacminin azalmasına sebep olur. Çünkü vücut daha fazla su tutar. Bu durum şişkinliğe ve kan basıncının artmasına yol açar. Evet, kan basıncı artar diye de yazalım. Bu durumda ayrıca vücut fazla suyu sodyumu takip ettirerek atmayı denemek adına daha fazla sodyum salgılar. Yani vücut dengeyi korumak için fazla sodyum salgılamaya başlar. Fakat kanser hücreleri bu dengeye ulaşılmasını engeller. Son olarak yine küçük hücreli akciğer kanserinin bir komplikasyonu olan ektopik Cushing sendromundan bahsedeceğim. Bu sendrom adrenokortikotropik hormonun fazla salgılanmasıyla oluşur. Kısaca ACTH olarak da bilinen bu hormon, böbrek üstü bezlerin kortikosteroid salgılamasını sağlar. Kanser hücreleri sebebiyle kortikosteroid miktarının artması, bağışıklık fonksiyonlarının azalmasına, yani bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur.